Είμαι. Θα εσύ ρωτά. Τα μόνο. Evet, kayıt ettiniz zaten. Herkese yeniden merhaba, ben Metin Kübra Taşçı. Bugün sizlerle stüdyo turumuzu gerçekleştirmek için buradayız. Birkaç videodur çok fazla sordunuz. Ben artık çekelim dedim. Bir türlü vaktimiz olmuyordu. Dövme oluyordu her zaman video çekerken. Bugün dövme yokken çekelim dedik. Turumuza nereden başlıyoruz? Motordan. Motordan başlıyoruz. Evet, evin içine motor soktuk. burada motorum var işte, zaten herkes biliyor. Diğer stüdyodan farklı olan şeyleri göstermeye çalışayım. Çünkü hani bazı şeyler aynı, tekrar göstermeyeyim. Eğer diğer videoyu izlemediyseniz onu da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Eğer kart eklemeyi öğrenirsem onu da şuraya bir yere bırakacağım. Bilmek istediklerinizi oradan da öğrenebilirsiniz. Ben şu gamer modumdan çıkayım. Şimdi burada çok tatlı kasklarım var. Şunu birçoğunuz tanıyordur. Abin Joe hediye etti. Çok sevdiğim arkadaşım. Diğerlerini zaten diğer videodan biliyorsunuz. Şener Kaykay'ımızı da diğer videodan biliyorsunuz. Burada da bir başka videomdaki muşta koleksiyonum var. Bu taraf muştalar, bu taraf bıçaklar. Ona da şuralardan bir yerden ulaşabilirsiniz. Burada da keplerimiz var. Bu duvarı bu şekilde dekore ettim. Burası normal bir duvardı. Ben bunu... neydi bunun adı? Kalekim. Kalekimle kendim böyle işte elimle süre süre yaptım. Eğer siz de böyle modern bir hava katmak istiyorsanız bence bayağı tatlı oluyor. Tavsiye ederim. Bu tarafa geçiyorum. Burada kokişin yuvası var. Böyle ışıklandırdı. Bunu da gene çok sevdiğim bir kardeşim hediye etti. Instagram'da göstermiştim zaten. Böyle Coco'ya bir yer yapmış olduk. Merdiven altında Harry Potter gibi. Coco da burada uyuyor. Burada zaten spreylerim var. Biliyorsunuz. Böyle geçelim. Burada Ege'nin çalışma masası var. Ve gördüğünüz üzere CS açık. Ege burada tasarımlarını vesaire yapıyor. Burada çalışıyor. Daha doğrusu genellikle hep CS oynuyor ama olsun, genelde burada çalışıyor diyebiliriz. Burada bir tane nahımız var, yeni. Bunu göstereyim. Şöyle. Bunu da çok tatlı heykelci bir amcadan almıştık. Şey, hani meclisten dışarı kapımız. Benim favori heykelim. Burada benim masam var. Zaten yakından tanıyorsunuz masamı. Bende de oyun açık değil ama hayalim var burada. Böyle. Bu benim masam. Benim. Bunu biliyorsunuz zaten. Geçelim burayı da. Bu tarafta barımız var. Mutfağımız var. Biraz dağınık olduğu için oraya çok girmeyeceğim. Zaten normal bir mutfaktan çok fazla farkı yok. Burada boyalarımız var. Dövme boyalarımız. Ekstra olarak yeni gelenler, burada renklerim var. Artık renkli dövme birazcık istenmeye başladı. O yüzden biz de renkler aldık birazcık. Ege'de renkli dövmeler yapmayı seviyor. Bu arada Ege'nin Instagram'ını da şuralara bir yere koyuyorum. Onun da işlerine bakabilirsiniz. Burada esminarımız var. Her zaman baş köşede. Burada benim kendi setup'ım var. Kendi kullandığım sandalyem, setup'ım var. Burada yeni bir dolabım var. Şöyle ufak bir ecza dolabını. Ben iğne dolabı yaptım. Böyle işte iğnelerin kutularından kesip buralara işte koydum, hani daha net görebilmek için. Bunu da Koçtaş'tan bulabilirsiniz. Bence çok kullanışlı. Hepsi de sığıyor işte buraya. Vazelinler, köpükler vesaireler. Hepsi sığabiliyor. Permatikler de burada duruyor. Hepsini böyle istiflemiş olduk. Bunu da böyle kapatabiliyorsunuz. Kilidi falan var yanında. Bence çok tatlı. Bir de bunu göstermek istiyorum. Burada Derenimo'nun çizdiği resim var. Bunu dövmeye geldiğinde çizmişti. Deren şey falan diyor böyle geldiğinde. Hani ne iş yapacaksın ileride dediğimizde işte DJ ya da dövmeci falan diyor. Öyle tatlı şirin bir arkadaşımız bizi çizdi. Kendisine buraya çizmiş. İşte beni Betü zannediyor adım bu arada. L yok. Beni bayağı böyle kafamdaki, boynumdaki dövmeye kadar falan çizmiş. Koku'yu çizmiş bu arada kafasında şey varken, korumalık varken. Ege'yi çizmiş.
Bir de annesini çizmiş. Hatta şöyle söyleyeyim, bu da arka duvarımız. Grafitiye kadar çizmiş. Şu kız, şuradaki kız. Şuradaki. Böyleli. Bir de bunu sökerken duvarı söktüm bu arada. Bir şey olmaz. Aynı yerine yapıştırırsan gözükmez. Aynen. Tamam. Bunları yapıştıracağım o zaman. İşte burada size acı verdiğim kısım var. Buraya oturup işte dövmenizi yaptırıyorsunuz. Birazcık daha rahat ettirmek adına genellikle hani böyle işte yanınıza çayınız, kahveniz vesaire olduğunda koyabilmek için şöyle bir şey aldım. Buraya işte her şeyi diziyorum. Sonra mümkün olduğunca az mola vermeye çalışıyorum. Dövme daha çabuk bitsin ve daha az acı olsun diye. Bir de çok mola verdiğinizde şişiyor, can yanıyor vesaire. Burası da bu şekilde. Bir de asıl alan var arka plandaki. Stüdyomuzun grafitili duvarı. Diğer evde daha çok tablo vesaire kullanmıştım. Ama burada işte koca bir duvarı boyamayı tercih ettik. Bazı şeyler yüzünden görünmüyor ama Instagram'da direkt sadece duvar hallerini bulabilirsiniz. Bu tarafı çekelim. Burada Westside yazıyor. Onun altında işte sigara içen bir kız var ve bir polis arabası var. Burada işte Muşta'dan bakan bir adam var. Ben onu saate çevirdim. Şöyle onun yuvarlağını kullanarak. Saatlerimiz de buradan gördüğünüz üzere yanlışmış. Tabii ki de. Düzeltiyoruz onu. İşte burada kumar masası gibi bir şey yaptım işte, o poker pulların adı ne? Poker pulu. Yok mu bir adı? Çip. Çip mi? Aynen. Çipler falan var. Burada kuru kafa var, gül var, kız var. Ateş eden bir kız var. Burası benim en sevdiğim kısmı. Kitaplarım. Bir kitaplık kullanamadık çünkü setup sayısı 2'ye çıkınca birazcık alanımız küçüldü. O yüzden ben kitaplarımı böyle istifledim. Böyle çok çokmuş gibi görünmesi bayağı hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. İnşallah ona ayırabileceğimiz bir alan olacaktır daha sonrasında. İşte orada sehpamız var. Gelenler normal işte gelip burada bir şeyler yediğinde içtiğinde kullanabilsin diye. Burada kartlarım var. Dövme üzerine dergiler, şeyler. Kendi kısmımı göstereyim mi? Göster hadi bakalım. Şey, Tattoo Magazine bu arada merak edenler için. Beni son yapmışlar. Yok mu? Ortalardaydı. Ah, buldum. Şöyle, ben de varım. Göstereyim. buna da Instagram sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir dergi. Böyle sadece işte dövme paylaşımları yok. Bilgilendirmeler vesaireler de var. Tamam yeter. Salak yapıyorlar. Sağa sola bakıyorlar. Sanki ben köpeğe bakıyorum ya. Köpek şu, değil o. Koko ya. Parmak kokocuğumuz. Okan'la Ejo geldiği için ufak bir reklam arası vermek zorunda kaldık. Dergimi göstermiştim. Bir de böyle zilim var. Bunda şey yazıyor. Ring for Love yazıyor. Ben bunu tatüye çevirdim. Biraz daha böyle. Dönüş. Çalmıyor tatu böyle. Tatu kısmı gözükmüyor. Şöyle mi? Aynen. Bunu da internetten almıştım galiba. Bunu yazınca çıkar. Oradan bulabilirsiniz. Ondan sonra işte koltuğumuz var. Zaten kamuflaj koltuğu ben bir önceki videoda gene anlatmıştım. Bu tarafta Ege'nin setup'ı. Ben daha böyle kahve siyah ağırlıklı kullanıyorum. O beyaz kullanmayı tercih ediyor. Bunu göstermek istedim. Bunu biz kendimiz kapladık. Siz de yapabilirsiniz. Bir bandanaya alıp sarıp. Ondan sonrasında stretch filmle kullanabilirsiniz. Ege de Şayan kullanıyor bu arada. Bunu merak edenler için eğer soran olursa bu makineyi de tanıtabiliriz. Gerçi benim makinamdan çok farklı değil ama. Neydi bu ya? Tender miydi? Değil. Tender. Tender mi? Aynen. O şey değil mi? McDonald's'da chicken. Yani gibi benziyor. Bu da Şayan aynı şekilde dediğim gibi. Onun dışında istiyorum. Bir önceki değil, ondan bir önceki stüdyomda gene benim zemin kattaydı. Motoru içeri almıştım, nasıl alıyorsun diye sormuşlardı. Eğer kapınızın girişi çok fazla yüksek değilse, çünkü çalıştırmadan sokmanız gerekiyor çok fazla ses çıkardığı için. Susla. Ecu, sıçarım bacağını. Sakin tipik. Eğer orası çok fazla böyle işte merdiven sayısı çoksa içeri alamazsınız. Bir de şu kapının girişinden
getirirken dikkat etmeniz gerekiyor. Aynalar katlanmıyorsa girmeyebiliyor. Biz buradan böyle aldık. Daha hiç çıkarmadım ama nasıl çıkacak hayırlısı bilmiyorum. İnşallah fark etmezlerse. Aynen. Kapının önüne. Bir de bahçemiz var. Çok tatlı. Onu da göstereyim. Buradan gidiyoruz. El sallayın. Yeter. Yeterli. Burası da stüdyomuzun bahçesi. İşte böyle tatlı tatlı güllerimiz falan var. Buraya kendimize bir oturma alanı, işte sigara içenler için vesaire ya da hani dövme yaptıranların yanında gelip de oturmak isteyenler için bir alan yapacağız. Ama henüz daha vakit bulamadık buna. Böyle. Bizim tatlı minik şirin stüdyomuz böyle. Eğer dövme yaptırmak istiyorsanız Instagram üzerinden bana ulaşmanız gerekiyor. Bir de bana birazcık böyle artık hani şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diye fikir vermek isteyenler olabilir. Onları da yorumlarda mutlaka bekliyorum. Sizin istediğiniz videoları da çekmek isterim çünkü. Arabayla ilgili videolar için de ve motorla ilgili çok çok az kaldı. Onu da söylemek isterim. Benim videom bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir stüdyo. Eğer gerçekte de gelip görmek isterseniz hepinizi her zaman bekliyorum.